Hop hop yavaş. Ringo'nun ağrı mı burası? Sen de çık dışarı, kalbimi kırmayın. Çık, kapıyı kapat. Çık! Karıştırıyorsun lan sen. Ya biraz ağzına dikkat et. Üslup lütfen. Üslubunu üslubunu sen lan. Ha, ne yapmışım ben yine ya? Ulan o Hilmi Kabzıman'la getiren, sözüm ona Ilgaz'la anlaşma yaptıran, ona tezgah kuran sen değil misin lan? He? O küçücük aklınla tezgah mı kurduğunu zannediyorsun sen savcıma? Ne diyorsun sen ya? Sana kim haber üfürdüyse yanlış üfürmüş. Ben sadece o ikisini tanıştırdım, o kadar. Onlar da aralarında anlaştılar. Win win, konu kapandı gitti. Abi canım, bu kadar basit yani, win win ha? Ulan adamın adına hesap açtıran, imzasını taklit eden, o parayı oradan oraya gönderen siz değil misiniz lan? Bir de o sözüm ona neymiş, tarihi eser falan koydunuz öyle mi evin içine? Neyin tezgahı lan bu? Bunu da o sonradan olma o kırık yamağınla tezgahladınız değil mi lan? Bana bak Yekta, hemen öt. Yemin ederim yoksa ağzını burnunu dağıtacağım senin ha. Tamam bak, buraya gelmekte haklısın. Ya, köpürmekte de haklısın. Hani mazimizi düşünürsek öyle çiçekli böcekli, hani barış dolu şeyler yaşamadık. Bırak şimdi, özeti geç. Yoksa ben sana geçireceğim şimdi Yekta. Bak, ben hiçbir şey yapmadım. Bu olayda en ufak bir dahim yok. Ama sen anlatırken böyle bir aklımdan geçmedi değil. Keşke yapsaymışım dedim. Gebertirim lan seni. Anladın mı? Gebertirim. Ellerimle boğarak uydururum seni. Bak bir sakin ol. Bir sakin ol. Ben bir şey yapmadım diyorum. Anlamıyor musun? Neyin üstüne istersen yemin ederim. Ben yapmadım. Söyle, neyin üstüne yemin edeyim ha? Söyle. Lan neyin üstüne yemin edeceksin lan? Olmayan namusun, onurun üzerine mi yemin edeceksin ha? Şerefin üzerine mi yemin edeceksin? Hiç kullanmadı. Olmayan şeye yemin verilir mi lan? Ya komiserim ya. Ya madem inanmıyorsun söyle. Söyle ne yapayım? İnanman için ne yapayım söyle. Tamam lan. Tamam Yekta Efendi. Şöyle yapacağız. Ben buradan çıktıktan sonra buraya iki tane polis arkadaşım gelecek. Seni alıp başsavcıya götürecekler. Ilgaz savcımın lehine ifade vereceksin. Bu olayda hiçbir dahli yok diyeceksin. Bu paraymış, tarihi esermiş. Ilgaz'ın bunlarda hiçbir dahli yok. Anlaşma bu değildi diyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Aksini bile düşünmesin zaten. Hele bir aksini yap. Hele Ilgaz'ın aleyhine tek bir kelime yet. Bir ima, bir iftira. İçimde biriktirdiğim kini, öfkeyi, nefreti tamamını üzerine salarım Yekta. Tamam mı? Seni ellerimle boğarım. Sonra da şu camdan aşağı atarım. Sonra da ne yaparım biliyor musun? Suçüstü derim. Mukavemet derim. Yakarım meslek düsturumu. Hiç acımam Yekta Efendi. Tamam mı? Tamam. Ömer nerede? Odasında. Ne altlar çeviriyorsun sen yine? Ne çeşit bir manyaklıkla karşı karşıyayız şimdi? Anlamadım. Ne gibi? Savcıyı rüşvetle suçlamışlar. Adamın adına hesap açmışlar. Evine tarihi eser mesel bir şey koymuşlar. Kumpas kurmuşlar. Bu olanlarla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Enteresanmış. Ilgaz savcıya bak sen, neler yapmış. Demek müvekkilimiz Hilmi Yozbay'la bizden gizli anlaşma yapmış, öyle mi? Sabrımı taşırıyorsun çocuk ve ben bundan hiç mi hiç hoşlanmıyorum. Bak, eğer bu olayın altından biz sen çık. Eğer benim işim üzerinden, bana bir şey söylemeden bir dolap çevir var ya. Aşk olsun baba. Başlatma. Aşkından da, babandan da. Ilgazsız bir evren hayal ediyorum diye konuşuyordun. Lütfedip hiçbir şey anlatmadın. Her zaman yaptığın gibi. Haklısınız. Çok haklısınız. Ama süreci anlatıp sizi yormaktansa sonuçla geldim hep. Ama günün sonunda sizin de haberiniz oldu. Bu sefer ben de işin içindeyim Andaval. Hatta sen de. Ben tutuşursam seni alev alev yakarım Ömer.
Bunu da varsayıyorsun değil mi? Zeka küpü. Konunun bizde pek ilgisi yok. Yani Cumhuriyet Savcısı Ilgaz Kaya ile müvekkilimiz Hilmi Yozba aralarında ne görüştü, ne konuştu, ne anlaştı hiçbir fikrimiz yok. Biz sadece aracı olduk. Yani bir savcı ile bir suçlu tepkimeye girmişler. Biz sadece katalizörüz. Katalizör. Ahmak. Ayrıca sen yine bu işten en iyi şekilde sıyrılırsın. Hemen ayrıl oradan. İşimiz var.